Sunumlarımıza psikoloji bölümüyle devam ediyoruz. Bugün psikoloji bölümünden doktor öğretim üyesi Esra Mungan bizlerle. Ben şimdi sözü kendisine devrediyorum. Günaydın. Öncelikle çok tebrikler ve geçmiş olsun çünkü çok zorlu bir süreçti. Hele bu yıl öyle olduğunu öğreniyoruz. Çok tebrikler, bunu da atlattığınız başarılarınız için. Şimdi ben biraz böyle psikolojide tam ne yaptığımızı, bunları anlatmak istiyorum. Umarım sizin için de bilgilendirici olur. Öncelikle mutlaka web sayfamıza bakmanızı öneriyorum. Orada birçok bilgi var. Yapılan araştırmalara dair, ne gibi işte dersler alabileceğinize dair filan. Ben galiba vurguyu böyle çok teknik, işte şu dersi, bu dersi değil de biraz daha kavramsal ve neyin peşinde koştuğumuzu ve neyin peşinde hakikaten büyük tutkuyla koştuğumuzu anlatmaya çalışacağım. Çünkü karşınızda böyle mesleğini aşırı çok seven bir insan olarak varım. Hem eğitmenlik tarafını, hem araştırma tarafını, hem psikoloji alan olarak çok çok seven bir insan olarak o kısmını biraz anlatmaya çalışacağım. Bu bizim web sayfamız. İlk önce işte psikoloji nedir den bahsedeceğim. Şöyle biraz şuraya koyarsam daha pratik olur. Ne tip bir eğitim vermeye çalıştığımızı, mezunlarımız ne yapar ve hani siz tabii dinlerken hani burası hakikaten bana uygun mu değil mi diye karar vereceksiniz. Şimdi aslında psikolojinin böyle bir alt alanlarından başlamak istiyorum. Çok geniş yelpazesi olan bir alan. Onun için aslında çok farklı becerileri olan kişilere uygun bir alan olduğunu düşünüyorum. Bu yelpaze fenden sosyal bilimsel tarafa kadar giden bir şey. O fen tarafı biraz az biliniyor. Onun için onu biraz ekstradan vurgulamak istiyorum. Çünkü ben de matematik fen kökenli bir insan olarak psikolojiyi birinci tercih yazmıştım. Kendi okulumda müdür dahil inanılmaz öfkelenmişti. Ailemi çağırmıştı. Bu nasıl olabilir falan. İşletme gibi şeyler varken nasıl psikoloji yazar? Ve aslında çok böyle o matematik fen formasyonu çok çok yararlı olduğunu görenlerdenim. Ve bilenlerden. Şimdi öncelikle şununla hep başlamamız gerekiyor. Psikoloji, klinik psikoloji değil. Bana herhangi bir insan mesleğimi sorduğu zaman ve psikoloji olduğunu söylediğimde bildiğiniz o psikolojiden değil. Çünkü hani böyle işte depresyon tedavi eden buralarda çalışmıyorum ve aslında psikolojinin kuruluş hikayesi bunu hiç barındırmıyordu. Bütün o ruhsal hastalıkların tedavisi 19. yüzyılda aslında kliniklerde yapılan bir şeydi ve tıbbın altında yapılan şeylerdi. Yani hepinizin çok iyi bildiği Sigmund Freud, işte Gustav Jung, Erich Fromm gibi insanlar üniversite psikoloji bölümleri çatısına alınmadılar. Onlar tıp, fizyolog, nörologlar olarak tıp fakültelerinde ya da muayenehanelerde çalışan insanlardı. Ve aslında resmi olarak klinik psikoloji olarak bildiğimiz kısmın akademik psikoloji bölümlerine, yani üniversitelerdeki psikoloji bölümlerine girmeye izin verilmesi süreci böyle 1950'lerde falan ancak. Klinik psikoloji, yani ben işte insanları çok seviyorum, onları iyileştirmek istiyorum gibi bir tutkunuz varsa biraz sabretmeniz gerekiyor. Onun bu aslında tamamen bir uzmanlık alanı. Nasıl ki mesela siz tıbba girip 6 yıl tıp okuduğunuzda ancak pratisyen hekim olursunuz. Ama psikiyatrist olabilmeniz için ya da hematolog ya da kardiyolog ya da cerrah olabilmeniz için uzmanlık yapmanız gerekiyor. Burada da aynı şey söz konusu. Üstelik klinik psikolog olabilmeniz için illaki psikoloji lisansı da gerekmiyor. Başka bir alanda lisansınızı yapıp ama sonra master ve doktoranızı klinik psikolojide yaptığınız takdirde klinik psikolog olarak psikoterapi falan verebilirsiniz. Eğer lisansınız psikoloji ise o zaman yüksek lisans, klinik psikoloji yüksek lisansı şart. Çünkü siz bir insan karşısına böyle 4 yıl lisans düzeyinde dersler alarak ha ben her şeyi çözdüm kişilikte budurla insanları tedavi edemezsiniz. Müthiş bir hayat deneyimi de gerektiren bir şey. Onun için klinik psikoloji yüksek lisans programında ve sonra doktora programda yüzlerce saat staj yapacaksınız. Süpervizyon göreceksiniz, vaka incelenecek falan. Lisans eğitimi klinik psikoloji değil.
Yani biz 4 yıl bitirmiş bir mezunumuzun bir şekilde bir yerlerde insanlara tedavi vermesini kesin kes yasaklıyoruz. İyi ki de artık yasa çıktı ülkemizde de. Master şartı var. Onun için ben psikolojinin aslında geleneksel alanlarına biraz vurgu yapmak istiyorum. Onlar da çok heyecan verici. Hiç hayal kırıklığına uğramayayım. Şimdi şöyle bir yelpazesi var. Aslında biyopsikolojiden bilişsel psikoloji, yani zihin bilgi nasıl işliyor? Biyopsikoloji nedir? Beyin ve beyinde hakikaten hücre düzeyinden bölgesel, hücreler arası komünikasyon, işlevsel ilişkiler, beynin farklı bölgeleri gibi konuları araştıran bir alan. Bu hayvanlarla da çalışabiliyor biyopsikoloji, insanlarla da görüntüleme teknikleri. Bilişsel psikoloji daha davranışsal çalışıyor ve zihnin işleyiş biçimlerine odaklanan bir şey. Biraz bu şeylere de gireceğim. Biraz böyle kafanızda canlandırmaya çalışacağım hangi aslında soruları sorduğumuzu. Gelişim psikolojisi bebeklikten itibaren aslında yaşlılığa kadar o oluşan zihin, yani hem zihinsel gelişimi hem sosyo-duygusal gelişimi ele alan bir branş. Ve o iki alan biraz aslında birbirinden ayrıdır. Böyle iki ayaklı bir şey. Yani bir tarafı biraz daha yine fen, öbür tarafı biraz daha sosyal, bilimsel diyebiliriz. Öğrenme psikolojisi, o yani öğrenme psikolojisi dediğiniz zaman aklınıza ilk hemen Pavlov gelebilir. Onu da bir örneğini göstereceğim. Sosyal psikoloji, yani bir yandan biz bireyi her şeysiyle anlamaya çalışırken zihniyle, düşünme şekliyle, hatırlama şekliyle, konuşma, dil gibi şeyleriyle biz onun bir yandan da korkuları, duyguları, o tarafını anlamaya çalışıyoruz ve bütün o bireyin bu taraflarını anlarken aslında mutlaka ve mutlaka bireyin içinde bulunduğu bağlamı gözetmemiz gerekiyor. Aslında bütün alanlarda, sosyal psikolojide özellikle bireyin küçük, orta derece ya da daha büyük topluluklar içinde de bulunmasından dolayı düşünme biçiminin değişmesi, tavrının değişmesi, karar verme biçiminin değişmesi, duygusal tepki verişinin değişmesi, o bulunduğu ortama bağlı olarak. Bu sosyal psikoloji ve kültürler arası psikoloji. Yani böyle evrensel tek bir insan psikolojisi diye bir şey var mı? Yoksa insanların inşa ettiği kültürler var. O kültürel yapılar da bizim belleğimizi, neyi hatırlamayı seçtiğimizi ve neyi hatırlamamayı seçtiğimizi, neyden heyecanlandığımızı, neyden bir şey anlamadığımızı belirleyen şeyler. Dolayısıyla böyle psikoloji hakikaten çok geniş yelpazesi olan bir alan. Uygulamalı ayağı var. Örgüt psikolojisi öyle bir şey. Yani bir işte diyelim ki bir kurumsal şey oluşumun içindeki bireyin çalışma ortamındaki meseleleri, çalışma biçimi, o çalışma biçimi değerlendirilişi, kimin hangi pozisyona yükseltileceği vesaire vesaire, yetiler ve beceriler temelinde değerlendirmesi gibi şeyler ve spor psikolojisi ve bir böyle uygulama alanları var ama hemen söyleyeyim, Boğaziçi psikolojiyi biz çok ağırlıklı temel bilimsel araştırma yapan bir bölümüz. Yani mesela bu iki ayak bizde yok. Bir dönem ben akademik hayatı bıraktığımda örgütsel psikoloji kısmına girmiştim. Dolayısıyla orada deneyim var ama biz bölüm olarak böyle o size demin gösterdiğim alanlarda çok tutkuyla araştırma yapan bir ekibiz. Ve ağırlığımızı oraya koyduk çünkü en eski laboratuvarlara sahip psikoloji bölümlerinden biri Türkiye'de bizimki. Ve tekrar bunu tekrarlayayım. Uzmanlık gerektiren, uzman tabirini duyduğun zaman mesela uzman psikolog biliniz ki o yüksek lisans yapmış bir kişidir ve çok büyük olasılıkla klinik psikolojide ama yine de onu öğrenmekte ve diplomasını görmekte yarar var. Çünkü çok insan ortalıkta tedavi verdiğini düşünüyor. Orada işte o master şartınız var. Şimdi böyle bir küçük bir yan korsan bildiri, korsan sunum yapayım burada. Biraz bu şey tarihini anlatmak istiyorum. Şimdi mesela burada bir beyin görüyorsunuz ve bu 19. yüzyıl. Yani insanlar biliyorsunuz böyle, yani aslında beyni her zaman iyi duyuldu. Yani eski felsefi, yani felsefenin doğduğu dönemlerde de aslında zihne dair, dimağa dair, mind'a dair düşünceler üretildi. Beden, ruh, beden, dima, beden, zihin ikilikleri ya da teklilikleri tartışmaları üzerinden. Ama gerçek anlamda bugünün metodolojisi, bugünün bilimsel metodu temelinde araştırılması 19. yüzyılda
Ve mesela 19. yüzyılda aslında çok ilginç gelişmeler oluyor. Hepsini anlatmam ama bir tanesini anlatmak istiyorum. Şimdi o dönem işte yine insanlar sürekli savaşan bir canlı türü olarak ne yazık ki savaşlar, çeşitli şeylerde böyle beyin zedelemeleriyle gelen hastalar var. Bunlar tıp kliniklerine gelen kişiler. Ya da başka bir nedenle bir şekilde bir hasarla gelen insanlar ve mesela Broca denen kişi, o bir fizyolog, yani günümüzün adıyla nörolog derdi kendisine. Bir hasta geliyor ve şöyle ilginç bir hasarı var. Konuşma, diksiyonu bozulmuş. Bir durdururken işte anlaşılıyor ki bir aslında beyinde bir dokunun yavaş yavaş kaybı söz konusu. Ama o zaman tabii o bilinmiyor çünkü beyin açılmış değil. Ve giderek Broca onu böyle tedavi ettikçe aylar içerisinde konuşma diksiyonu beterleşiyor. O kadar ki son noktada artık sadece tam diyebiliyor. Başka ağzından başka bir sözcük çıkamıyor. Öldükten sonra Broca iznini de aldıktan sonra beynin yani otopsi yapılıyor ve beyinde sol temporal bölgede yani beynin sol bölgesinde bir muazzam bir doku kaybı orada görebiliyorsunuz biraz. Onu fark ediyor ve ilk defa insanlar beynin belirli bir bölgesi belirli bir fonksiyonla mı ilişkili sorusu ortaya çıkıyor. Sonra başka hasarlar çıkıyor ve orada çok heyecan verici bir bilimsel yolculuk başlıyor diyebilirim size. Yine mesela böyle çok ilginç ve önemli bulduğum kişilerden Hermann von Helmholtz, bunlar işte matematikçi, fizikçi, her bir şeye eş zamanlı. Helmholtz da öyle biri, fizyolojiyle de uğraşıyor ve çok ilginç ve çok önemli katkıları var. Onları girerseniz psikoloji giriş dersinde anlatırım, o kadar vaktimiz yok. O da mesela önemli katkılarından birisi, mesela nasıl algılıyoruz? Renk. Renk dışarıda var olan bir şey mi yoksa aslında tamamen zihnimizde olan bir şey mi? Ve anlıyoruz ki aslında renk, algılanan bir şey, yani algı yoluyla inşa olan bir şey. Peki nasıl algılıyor? Peki bu renkleri biz bu renk cümbüşünüz nasıl görüyoruz? İnsanlar arasındaki farklılıkları nasıl açıklayabiliyoruz? Ama bir de insanlar arasındaki ortak renk algısını nasıl açıklayabiliyoruz? Ya adam keşfediyor, retinanın üstünde, gözde, daha hiç beyin işin içine girmiyor. 3 farklı reseptör tipi var. Farklı renk dalga boylarına cevap veren. Ve bu 3 renkten biz işte ondan sonra bütün bu yelpazeyi görebiliyoruz. Yani giderek insanlar fizikten psikolojiye geçmeye başlıyor. Diyebiliriz ki işte şunun şöyle bir maddesi var, işte şöyle partikülleri var, işte diyelim ki bir sürtünme katsayısı var, şu bu, şekli var, şemal var, işte volümü var. Ama fiziksel objenin kendi özellikleri tabii ki çok ilginç ve fizikçiler de hem bunu hem tabii parçacık fiziğindekiler de bunlarla uğraşsınlar. Psikolojinin başladığı yıl 19. yüzyılda peki bütün bu nesneler, her şey var. Gören insan, duyan insan, algılayan insan her şeysiyle bütün bunları zihninde nasıl görüyor? Ve olay sadece buradan gelen verilerin bir araya getirilmesi mi yoksa başka süreçler de var mı? Büyük soru o. Yani düşünün ki bizim 3 farklı renk reseptörümüz var ama mesela bir karidesin 12 tane farklı renk reseptörü var. Şimdi mesela bir karides dünyayı nasıl görüyor renkler açısından? Bunu şimdi böyle bilgisayar modellemecileriyle de birlikte anlamaya çalışıyoruz. Onun için psikoloji böyle oldukça başka bilimlerle özellikle böyle bilgisayar bilimleri gibi farklı alanlarla da birlikte çalışıyor. Mesela keza çok bence ilginç bir soru şu, yani yine işte mesela fizik der ki işte bu bilmem kaç gramdır, akılsız telefon kullanıyorum hala direnenlerden ama bir tek ben varım bölümde öyle. Mesela diyelim ki bu 100 gramlık bir nesne değil daha fazla tabii ama 100 gram diyelim. Ondan sonra kişiye bir bunu veriyorum, bir de yine aynı benzer nesneyi veriyorum ama mesela o nesne diyelim ki 102 gram. Gözler kapalı ve kişiye soruluyor, hangisi daha ağır? Kişi hiçbir fark görmüyor, fark etmiyor, algılamıyor. Halbuki fiziksel olarak bir fark var. İşte 19. yüzyılda bu sefer soruyorlar. Ben kaç gram eklemeliyim 100 grama ki bir insan bir fark, bir adet, bir basamaklık fark etsin? Bunun ölçümlemelerine başlıyorlar ve ondan sonra fiziksel dünyayla psikolojik dünya, algılayan dünya arasında matematiksel fonksiyonlar ortaya çıkıyor. Bu yine 19. yüzyıl ve bunlar böyle matematikçi, fizikçi insanlar. Ve diyorlar ki yani asıl olan şey ve şunu fark ediyorlar mesela 100 gramda 10 gram gerekiyor diyelim ki. Ama 200 gram veriyorsanız o zaman 10 gram yeterli değil. 200 gramla 210'u ayırt etmiyor ama 100 ile 110'u ayırt ediyor. 200 gramda 220 gram mesela gerekiyor.
Ve böyle böyle fiziksel ünitelerle psikolojik üniteler, algılayan üniteler arasında matematiksel fonksiyonlar çıkıyor. Bazen bu logaritmik bir fonksiyon, bazen eksponansiyel, mesela elektrik şok olduğu zaman çok daha küçük bir fark hemen fark ediliyor kişi tarafından. Ama mesela ağırlık o söz konusu olduğu zaman daha zaman alan bir şey. Ve sonra 1879'da Almanya'da ilk psikoloji, yani psikoloji bir bilim olarak tanımlanıyor ve laboratuvarı kuruluyor. Bunun Almanya olması hiç tesadüf değil, çünkü Almanya o dönemde bilimsel olarak en merak dolu olduğu ve birçok açılardan da mevcut sistemi sorgulayan ve siyaseten, fikreten falan müthiş bir özgürlük alanının fışkırdığı bir bölge Almanya o dönem. Sonra tabii bütün oradan çıkan inanılmaz bilimcileri ne yazık ki kaybediyorlar. Ve o dönem insanları laboratuvara alıyorlar, böyle acayip cihazlara giriyorlar ve mesela bir takım böyle reaksiyon hızı deneyleri. Mesela bir top böyle bırakılıyor buradan ve kişi topun yere vuruş anını duyduğu an basması gerekiyor. Bakıyorlar ki insanlar arası fark var. Bir takım manipülasyonlar yaptığınızda, işte mesela topu düşerken hayal et gibi bir önerge verdiklerinde, yönerge, yavaşlıyor mesela hızları gibi şeylere böyle yavaş yavaş zihin kısmını anlamaya çalışıyor. Ve o dönemde adı, ilk psikoloji kitabının adı fizyolojik psikoloji. Onun için biraz çok fenden çıkan, çok matematik fenden çıkan bir aslında alan. Sonra tabii Pavlov'u hepiniz biliyorsunuz. Pavlov'un en büyük keşfi aslında yani kendisi köpeğin sindirim sistemini çalışırken şunu fark ediyor. Asistan laboratuvara girdiği an köpek bu sefer tükürük salgılamaya başlıyor. Ama ortada da bir yiyecek yok ağzına konmuş. Tükürüğü neden salgılıyor yiyecek yoksa? Çünkü artık o asistanın gelmekte olan ama ortalıkta hiç daha hiç görünmeyen, yani fikri olarak, hayali olarak gelmekte olan bir yiyeceğin kurgusu var. Demek bir hayvan bile bunları algılayabiliyor. Böyle çeşitli mesela bir uzamsal öğrenme, mesela sıçanların ve farelerin inanılmaz bir uzamsal öğrenme yetileri var. Tabii beyinler bizimkiyle de çok benzer. Mesela bir sıçan böyle bir labirentte ilk önce ortalık böyle dört yol ağızlı bir labirentte böyle ortalıkta dolanır. Hiçbir şey ortalıkta olmadığı zaman merakından dolanır. Ondan sonra günün birinde böyle dört yol ağzında sağ kolda ucunda bir yiyecek konuyor. Ama kokusuz. Onu keşfettiği zaman ertesi gün hemen girer girmez dört yol ağzında sağ sapıyor. Şimdi ilginç soru şu, bence dahiyane bir deney, bu da şimdi artık 20. yüzyılın ilk yarısındayız. Şunu yapıyor deneyiciler, peki ne öğrendi? Yani dört yol ağzına gelince sağa sap tarzında bir komut mu öğrendi yiyecek için? Yoksa tepeden aslında bu labirentin bilişsel haritasını mı inşa etti? Labirentin içinde de gezinirken öncesinde. Ve anlıyoruz ki haritasını inşa etmiş. Çünkü öbür kapıdan girdiği zaman, karşı koldan girdiği zaman sağa sapmıyor, sola sapıyor. Böyle şeyler, mesela bu. Şimdi burada bir şekil görüyor musunuz? Kaç kişi görüyor? Evet, az. Ama bir kere gördükten sonra da asla unutmayacaksınız. Çünkü orada bir aslında bir köpek, Dalmaçyalı bir köpek var. Tabii çok az kontrastlı. Ve soru şu, nasıl oluyor da o köpeği görüyoruz ya da görmüyoruz? Yani biz bir şey algılarken ne kadar dışarıdaki uyaranlardan gelen bilgilere göre algılıyoruz, ne kadar kafamızdaki beklentiye göre. Şimdi hepiniz eğer şurada yavaş yavaş Dalmaçyalı'yı görürseniz, size 20 yıl sonra bu slide'ı gösterdiğimde ve diyelim ki 20 yıl boyunca hiç tekrar görmediniz, hemen Dalmaçyalı'yı göreceksiniz. Çünkü beyninizde, uzun vadeli belleğinizde o artık var ve beklenti temel, yani bilgi temelli algı başlıyor. Yani dışarıdan gelen uyaranlar yanı sıra zihninizdeki bilgi temelinde de aslında biz bilgileri işliyoruz ve bazen onun için bir takım şeyleri yanlış algılayabiliyoruz. Keza bu kadar farklı neyi nasıl algılanıyor ya da bu iki çizgi, bu illüzyon nereden kaynaklanıyor? Bebeklerin gelişimden bahsedik. Mesela sağ tarafa bakarsınız, bu çok ilginçtir. 0-2 yaşında şöyle bir değişiklik başlar 2 yaşına doğru. Böyle 1 yaşından itibaren yavaş yavaş bebeklerde başlar. Varsa böyle ailenizde küçük o gruba giren bebek, bir deneyin. Şimdi bir gösteriyorsunuz, bir oyuncak gösteriyorsunuz. Tabii ilgi alanı içine böyle bakıyor, dokunmak istiyor falan. Sonra gözün önünde böyle önüne bir pano koyuyorsunuz. Bebek şunu yapıyor.
başka bir şeyle uğraşıyor. Çünkü unutuyor, şey yok. Görüntüden çıktığı an daha henüz bir bellek oluşumu, uzun vadeli bellek oluşumu olmadığı için o objenin var olmaya devam ettiğini bilmiyor. Çünkü artık algı alanından gitmiş oluyor. Ama işte 2 yaşına doğru, 1 yaşına itibaren bebekler arkaya doğru bakmaya başlıyor. Ve oradan anlıyoruz ki, bir bellek oluşumu başlamış. Ve o başlayınca zaten ne ilginçtir ki, dil, konuşma da o dönemlerde başlıyor. Bunlar böyle hepsi çok birbirleriyle ilişkili. Ya da mesela bir işte çocuğum böyle gözünü kapattığı zaman ben kimseyi görmüyorsam kimse de beni görmüyor. Saklanmış oluyorum halbuki değil. İşte sosyal psikoloji, ben şimdi çok detaylara girmeyeyim. Yani bir grupta herkes yanlış cevabı mesela soldaki görselde, soldaki çizgi, sağdaki 3 çizgiden hangisi, çizgiler arasında hangisiyle eşit? A çizgisi, değil mi? Çok bariz. Ama insanları grup içinde oturttuğunuz zaman ve gruptaki mesela 8 kişilik bir grup, 7 kişi sizin tarafınız, sizin şeyiniz, işbirlikçiniz. 7 kişi aynı yanlış cevabı veriyor, B diyor veya C diyor. Sıra size geldiği zaman böyle 30 küsür 40 küsür oranlarında insanlar bile bile yanlış cevabı veriyor. Bu nasıl oluyor? Peki ya, herkesin yanlış cevabı vermesine rağmen doğru cevabı veren kişide ne oluyor? Mesela orada fark ediyoruz ki beyninin korteks altı strüktürü, duyguyla ilgili strüktürde bir aktivasyon oluyor. Bir aslında anksiyete, kaygı. Çünkü herkesten farklı bir cevap verdi. Ne kadar acayip değil mi? Üstelik bunlar sizin eşiniz, dostunuz bile değil. Bunlar tabii bir takım tehlikeleri de işaret eden şeyler. Biyopsikoloji işte hayvanlarla hangi beynin hangi bölgesi, hangi hücreleri bellekle falan ilintili ya da görüntüleme teknikleri falan kullanıyor. Ve gelelim tekrar bizim slaytlara. Şimdi biz evet böyle orada en temel alanlarda bahsettiğim 8 tane araştırma laboratuvarımız var. Bir tanesi davranışsal nörobilim laboratuvarı, psikoepigenetik laboratuvarı, öğrenme laboratuvarı, bilişsel süreçler laboratuvarı, görsel algı laboratuvarı, gelişim psikolojisi laboratuvarı, bebek ve çocuk gelişim laboratuvarı ve sosyal ve kültürel psikoloji laboratuvarı. Araştırmalarımız birçoğumuz biraz belki biliyorsunuzdur Boğaziçi'nde o eski bir gelenektir, hep şey isteriz böyle. Mezun olanlarımızın lisans ve master'dan sonra böyle bir yurt dışı görmesi ki ondan sonra böyle yeni bir perspektifin sonra bölüme gelmesi. Dolayısıyla hepimiz böyle biraz yurt dışılı doktoralarla işte oradaki şeyimizi işte işbirliği yaptığımız, birlikte çalışma yaptıklarımız kişilerle işte o işbirlikleri devam ediyor. Konferanslarda da tabii devam ediyor. Bir onlar var, bir TÜBİTAK Bilim Akademisi, İstanbul Kalkınma Ajansı. Bizim araştırma fonumuz falan var. Öbür tarafta Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırmalar Merkezi. Bu işte biraz klinik tarafını kullandığı, ondan da sonra bahsedeceğim. Şimdi bir laboratuvarla böyle bir hızlı bir gezinti. Mesela hayvanlarla çalışan bir laboratuvar bu. Güneş Bey bellek çalışıyor ve çok hücre düzeyinde çalışıyor. Mesela ben bilişsel psikoloji çalışan bir insan, bilişsel psikolojinin içinde bellek çalışıyorum, unutma süreçleri. Ama daha çok böyle mekanizmalar, ne tip yöntemlerle siz unutmayı artırabilirsiniz ya da azaltırabilirsiniz gibi şeylerle uğraşırken, mesela Güneş Bey bunu hücre düzeyinde, işte mesela hipokampus denen bir strüktür var, parahipokampus strüktür var. Oradaki hücrelerde ne gibi bağlantı güçlenmeleri ve zayıflamaları meydana geliyor gibi şeylere bakıyor. Depresyon, anksiyete gibi şeylere de bakılıyor burada ve multidisipliner. Yani moleküler biyoloji, genetikten de öğrenci geliyor farklı alanlarda, biyomedikalden falan da. Elif Aysemi Duman, o aslında genetik kökenli biri ve lisansını genetikte moleküler biyolojide yapıyor ve sonra doktorasını psikolojide yapıyor. Ve o şimdi aslında çok ilginç bir şey çalışıyor. O da epigenetik, kaç kişi duydu epigenetiği? Herhalde çok değil. Şimdi biz hep gen meselesini biliriz, genetik yapının bir etkisini falan. Şimdi artık 2000'li yıllardan beri çok ilginç yeni bir mekanizma daha öğrenildi. Aslında kişinin maruz kaldığı stresin gayet biyolojik olarak genlerin kendini ifade etme sürecinde ne yapar gen? Protein sentezler. İfade etme sürecini baskılayabildiği ya da aşırı canlandırabildiği. Orada bir metilasyon denen bir biyokimyasal reaksiyon meydana geliyor ve gen değişmiyor ama genin
kendini ifade ediş biçimi değişiyor ve tam bunu inceliyor ve bu tabii stresle çok çok ilintili bir süreç. Aslında çevresel faktörlerin gen üstündeki, gen ekspresyon üstündeki etkisi, dolayısıyla psikolojik, genetik, epigenetik ve fizyolojik araştırmalar, stres, stres tepkisi, orada kişiler arası farklılıklar, kimlerin daha buna meyilli olabildiği mesela belirli bir anksiyete hastalığını geliştirmekte falan. Falih Hoca da öğrenme, bütün işte o Pavlov'dan başlayan şeyden, o da Japon bıldırcınlarında, erkek bıldırcınlarında fetişistik davranışı koşullama yöntemiyle nasıl inşa edilebiliyor ve onun gösterdiği inanılmaz inatçı yok olmama hali ve bu erkekte oluyor, dişide olmuyor. Bu da tabii bize bir takım şeyleri de çağrıştırabiliyor. Bu da çok ilginç bir laboratuvar ve Falih Bey de böyle bir yandan muazzam bir deneysel öğrenme arka plandan gelen ve aynı zamanda klinik psikolog olan bir insan ve dolayısıyla böyle iki alanı psikopatolojiyle öğrenmeyi çok tatlı bir şekilde birleştiren bir hoca. Bu bizim ekip, bilişselciler. Ali Tekcan otobiyografik bellek çalışıyor. Yani ben kendi geçmişimi nasıl hatırlıyorum, bu neyle ilintili. Ayşecan Buduroğlu görsel algı ağırlıklı ve çalışma belleği, yani siz bir anda bir görüntü gösterildiği zaman, çok kısa gösterildiği zaman neyi hatırlıyorsunuz? Objelerin renklerini mi, şekillerini mi, birbirleriyle olan uzam içindeki ilişkilenme biçimi mi? Bu tip şeyler. Ben de böyle işitsel tarafı müzik çalışıyorum. Yani biz müziği nasıl hatırlıyoruz? Müzik hatırlama ve müzik algılama. Yani bir müzik dinlediğimizde nasıl algılıyoruz? Oradaki ses perdelerindeki iniş çıkışları vesaire gibi böyle bir laboratuvar. İnci Hoca, o size Helmholtz'u göstermiştim. Tam böyle retinadan beyne giden süreçte, yani duyumsamadan algılamaya, algı dediğimiz an işin içine beyin giriyor. Çünkü işin içine yorum giriyor. Aslında algının önemini ilk söyleyenlerden biri anladığım kadarıyla şaşa kalmıştım. Biz İbn Sina'yı hep böyle hekim olarak biliriz. 11. yüzyılda şöyle bir cümlesi var, beni böyle benden almıştır diyebilirim. Der ki, şimdi dışarıdan fiziksel dünya bizim üst, yani bize geliyor ve duyu organlarımız var. Şimdi duyma da tabii önemli. Nasıl kulak nasıl duyuyor, işte göz nasıl görüyor falan, yani duyumsama kısmı. Ve diyor ki şimdi bölük pörçük bir şey geliyor. Peki nasıl oluyor da biz birçok şeyi, yani her şeyi böyle daha anlamlı ve bütünsel olarak algılıyoruz. Yani şimdi ben hem sizin görüntünüzü görüyorum, hem kafa hareketinizi görüyorum, konuşuyor olsaydınız, konuşmanızı duyuyor olurdum eş zamanlı falan. O bütünleştirme işlemi. Ve der ki zihnin içinde İç reseptörler vardır ki onlar bütün o sağdan soldan gelen bölük pörçük şeyleri bir bütüne tamamlar. Ve bu algı kısmıdır. Dolayısıyla algı aslında fizikten psikolojiye geçiş noktasıdır ve beynin işlediği. Ve İnci Hanım işte tam da bu geçiş aşamasını çalışan biri. Feyza Hanım, işte Nur Hanım, Ayhan Hanım çocukların sosyo-duygusal gelişimleri, bağlanma, anksiyete, duygusal kontrol, mesela Feyza Hanım deneylerinde çocuk işte diyelim ki 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında farklı yaş grubundan bir çocuk gelir ve siz dersiniz ki artık konuşan çocuklar, bak sana şurada bir kurabiye veriyorum ama kurabiye yeme. Ben şimdi bir çıkacağım, ben dönene kadar yememiş olursan ikinci bir tane daha vereceğim hediye olarak ve soru çocuk kendine hakim olabilecek mi? O sırada tabii video alınıyor ve böyle çocuklar farklı farklı. Kimisi böyle kokluyor, bırakıyor. Kimisi yalıyor, bırakıyor. Kimisi sandalyesini ters çeviriyor ki algı alandan gitsin ki unutsun. Onun varlığı. Ve ne ilginçtir ki o küçücük çocukların oradaki dayanma ve kendini kontrol etme becerisi sonraki okul başarısı ve birçok şeyi inanılmaz güçlü bir şekilde öngörüyor. Buna tabii duygusal kontrol falan da dahil. Yine yurt içi, yurt dışı şey... Gaye Hanım ve Deniz Hanım, onlar 0-10 yaş grubunda böyle daha bilişsel, biraz sosyal ama sosyo-bilişsel şeylere bakıyorlar. Yani mesela bir video oynatıldığı zaman bir çocuğa, diyelim ki bir üçgen var, bir de bir kare var. Üçgen hep böyle kareye vuruyor, kare şekline. Bebekler ya da işte erken çocuklar yavaş yavaş kareye mağdur olan üçgene agresif olma halini atfediyor mu? Ve nasıl ilişkileniyor o objelerle, bu tip böyle şeylere ve biraz müziğe de bakıyor Gaye Hanım. Adil Bey,
Soylu da kültür, işte sosyal psikoloji, kültür, grup dinamikleri, gruplar arası ilişki, bizim işte sosyopolitik tutumlarımızı ne belirliyor gibi şeylere bakıyor. Sosyal biliş gibi konular, itaat, konformizm falan. Şimdi BÜPAM'a onu böyle bir kenara atmıştım. Bu böyle bir uygulama merkezi. Burada hem dışarısıyla projeler de yapılıyor, hem psikolojik destek kısmen sunuluyor. Ama asıl aslında en ağırlıklı, yani eğitim ayağı var, psikolojik hizmet ve araştırma. En büyük şeyi herhalde eğitim ayağı ve araştırma ayağı, işte yine vurgu, yüksek lisans klinik psikolojideki öğrencilere staj yapma imkanı ve orada süpervizyon ve vaka analizleri falan yapıyorlar. Mezunlar da orada tekrar gelip burada ki seminerlere, eğitim seminerlerine falan katılıyorlar. Şey de böyle hani oldukça da çok yaygın değil ama yani Boğaziçi içinde bireysel psikoterapi hizmeti sunuyor. Onun için aslında başka bir şeyimiz var. Bu biraz daha bilimsel vurgulu. İşte böyle müdahale programları, AÇEV, İKSV, belediyelerle birlikte çalışılıyor. İşte ebeveyn çocuk ilişkisi, onu geliştirmek üzerine. Şimdi gelelim şeye. Şimdi mesela benim burada çok zevkle yıllardır çalışıyor olmam öğrenciyle çok ilgili. Yani ben bütün enerjimi hakikaten öğrenciden alan bir insanım. Yani hem konumu, çalıştığım konuları çok seviyorum, beni çok heyecanlandırıyor. Ama hem öğrenciden. Ve bu şey, bizim öğrencilerimizin %99'u ilk 3 tercihte yazıyor. Birinci tercih de hep %80 küsür. Yani çok motive, çok ilgili bir öğrenci profili geliyor. Benim zamanımda öyle değildi mesela. Bu son 10 yılda özellikle böyle tavan yaptı. En fazla yatay geçiş başvurusu alıyoruz. Çaptı, şuydu buydu, böyle bir aşırı bir psikolojiye ilgi. Buradaki kalabalıktan da bunu görüyorum. Ve psikolojinin hak ettiği bir ilgi çünkü çok ilginç bir alan. Özellikle bu biyoloji ve kültür ikili ayağını taşıdığı için. Şimdi son 2 yılda buradaki rakamlar, hani unutmayın ki şey, kontenjanlar ne yazık ki çok arttırıldı. Şimdi ne yazık ki diyorum ama aslında buradaki birçok kişinin şansını arttıran bir şey. Geçen sene psikolojinin birinci sınıflarına ilk defa böyle 80 küsur öğrenciye ders verdim ama çok zevkliydi. Çok zevk aldık hep birlikte. Bu hani bizim hakikaten mutlu olduğumuz bir şey. Bir de böyle lise türlerine baktığımızda hep zaten öyle oluyordu. Yani Anadolu liseleri ağırlıklı. Ben onu böyle biraz sınıfsal olarak da hoşuma giden bir şey. Yani böyle farklı kesimlerden, farklı lise türlerinden öğrenci alıyoruz. Tabii ki belirli liseler biraz daha ağırlıklı. Çünkü zor psikolojiye girmek. Ama en azından şey, böyle hani çok üst sınıf, işte zengin şey, yani bu tarz bir şey değil. Herkes böyle çok güzel bir insan ve öğrenci yelpazesiyle karşılaşıyor ve bu 4 yıl Boğaziçi'ni bence çok çok geliştirici, öğrenci için de çok geliştirici, biz de çok şey öğreniyoruz. Ve bizi heyecanlandıran fen lisesi artışı, çünkü biraz psikolojinin nörobilimle olan ilgisi anlaşıldıkça, yani böyle işte psikolog eşittir klinik psikologdan işte nörobilimsel taraf anlaşıldıkça buradan bir ilgi geldi ve o bizi çok çok heyecanlandıran bir şey. Kapsamlı olmaya çalışıyoruz. Hakikaten çok geniş alanda laboratuvarlarımız var, geniş alanda derslerimiz ve şeylerimiz, uzmanlaştığımız alanlar bayağı geniş bir yelpaze. Mesela sadece benim alanım bile şey söyleyebilirim. Mesela müzik bilişi çalışan Türkiye'de 2 kişiyiz. Yani ve dünyada da çok az. Yani böyle ilginç nişler var ve o açıdan aslında bence diğer alanlar için de aynı şey söz konusu, rahatlıkla söyleyebilirim. Biz şey işte bağımsız düşünme, sorgulayarak düşünme, bir makale, bir iyi dergide yayınlanmış bir makalede bile eleştirel olarak onun eleştirisini yazabilme. Lisansta bunu yapıyoruz ve çok güzel şeyler yapıyor öğrencilerimiz. İleride de sizler umarım. Bilimsel bilgiyi doğru yorumlama, çünkü gazetelere yansıyış biçimi çok kötü oluyor. Araştırma ve analiz, yani kantitatif becerilerinizi de artırmak istiyoruz, istatistik falan gibi şeyler. Çünkü ondan sonra eğer özel, yani hayata, yani özel sektör şeye, çalışma hayatına atılmak istiyorsanız o çok büyük bir beceri. Yani bunu ücretsiz öğrenebileceğiniz nadide yerlerden biridir. Böyle sağlam bir istatistik kavrayışı. Ama yalan istatistiği değil, gerçek, yani istatistiğin mantığını anlama. Zorunlu bölüm içi, bölüm dışı derslerimiz var. Bu çok önemsediğimiz bir şey. Boğaziçi'nde alt alanlara böldük. O alt alanlardan dersler alıyorsunuz. Serbest seçmeler, gani istediğiniz şeyler. Orada da iyi bir yelpaze var. Çift ana dal
programları işte siyaset bilimi, işletme, iktisat, sosyoloji, felsefe, tarih, batı dilleri, yan dal başladı. Moleküler biyoloji ve genetik, ekonomi, siyaset ve işletme. Bir de çok heyecanlı olduğumuz, o da bir 10 yılı geçti galiba, bilişsel bilim master programı. En eskilerinden ve yine bu hem Türkiye'de az, şimdi yavaş yavaş birkaç yer daha kurmaya başladı. Popüler olduğu için, ama o dönem popüler olmadan biz pardon bunu yapmıştık. Ve dünyada da bu çok az. Bilişsel bilimde şöyle bir şey olarak düşünün. O bir master programı ve bir ayağı psikoloji, bir ayağı felsefe, bir ayağı dil bilim, bir ayağı da bilgisayar bilimleri. Ve öğrenci o dört ayaktan ikisini birleştirerek bir araştırma fikriyle ve araştırmayla ortaya çıkıyor. Mesela bizim müzik alanı tamamen böyle interdisipliner artık. Bu dört ayağı taşıyor. Hatta ek ayaklar da var. Müzikoloji falan gibi. Çok keyifli o işbirlikleri. İşte Erasmus. Yani bu bizim için hani böyle biz böyle herkesle değil seçerek yapıyoruz. Çünkü çok öğrenci gelmesi de bizim için yani oradan gelen böyle bir makul bir sayıda en iyi bulduğumuz üniversitelerle yürütüyoruz. Sonra değerlendirmelerini de hep düzenli yapıyoruz. İyi yürümeyen üniversiteleri mesela listeden çıkarıyoruz. Yani kalite önemli şey değil, kantite değil, nitelik kritik, nicelik değil. Bunlar bölüm anlaşmaları Erasmus. Yurt dışı şey yani genel değişim yani Avrupa dışındaki değişim de böyle gani bir liste var. Biz buyuz. Ondan sonra işte 14 tam zamanlı, ondan sonra emekli olan hocalarımız da sağ olsun bize katkı vermeye devam ediyor. Evet, yani şimdi çalışma alanı olarak baktığımızda işte yuvalar, okullar, kamuoyu araştırma alanı bence çok anlamlı bir alan. Eğitim merkezleri, sivil toplum falan. İnsan kaynaklarını en alta ittim. Halkla ilişkileri koymadım bile. Çünkü ben biraz dediğim gibi özel sektörde çalıştım ve o alanları bildiğim için hani bence bu iyi formasyonu alan bir kişinin daha alanıyla ilintili şey yapması lazım. Öbür alanlar böyle hani herkesin üç aşağı beş yukarı çok kolayca öğrenebileceği, yapabileceği şeyler. Onun için biraz... Ama ha onu unuttum. Biz şeyi de çok seviyoruz. Akademik yola yönlendirmeyi de seviyoruz. Nörobilime falan yani bu tip şeylere ilgi duyanlar bilim yapmak çok 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 zevkli bir şey. Yani o heyecanı duyuyorsunuz. Eğer biz o heyecanı inşa edebilirsek ve siz şimdi böyle çok İşte beş şıktan bir tanesi doğru cevap. Yani bir tane doğru cevap şeyle, bakışıyla geliyorsunuz. Biz bu dört yılda bunu tamamen kırıp bir sorunun aslında kesin tek bir cevabı olamayabileceği ve hatta belki şu an bir cevap varsa da onun geçici bir cevap olduğu, her an bilimsel gelişmelerle bunun değişebileceği ve o inanılmaz esneklik ve sürekli yeniden öğrenme. Yani mesela sürekli odamda mesela gelen yeni makaleleri okudukça şeyiniz açılıyor. Yani sonsuza dek hep öğreniyorsunuz. Çok zevkli ve öğrendikleriniz böyle öğrenciye aktarmak da çok zevkli. Böyle sıcağı sıcağına bir makale gelmiş falan. O zevkli bir şey. Orada da işte yine öğrenciden de o geri dönüşü çok aldığımız için o çok zevkli. İşte işte master doktora giden mezunlarımız böyle bir liste. Çeşitli üniversiteler, iyi üniversiteler. Ondan sonra biz bile çok akademisyen yetiştirdiğimizi fark ettik. Türkiye'deki üniversitelere. Yurt dışında da var. Ama Türkiye'deki. Çünkü o önemli. Yani burada yani ben yurt dışından mesela bize yaz okuluna gelen ya da böyle yabancı hocalar buradaki öğrenci profili karşısında hayran kalıyor. Burada biz aslında çok iyi bir bilim üretebiliriz, yani üretebiliyoruz. Müthiş bir şey var, bir inşa böyle güzel bir merak inşa edebiliyoruz ve hakikaten Türkiye'nin şimdi bizim alanımız için yani bu alanda çok böyle iyi bir yere gelebileceğini düşünenlerdenim. Yani bu müzikte de zaten iyi bir yerdeyiz ama bu alanda da bunu uluslararası konferanslarda öğrencilerimizle birlikte yaptığımız araştırmaların gördüğü şaşkınlık ve beğeniden de çok rahatça görebiliyoruz. O açıdan da mutluyuz. Böyle bir yıl akademisyen de yetiştirmişiz. İşte çalışma hayatında da çeşitli yerlerde, kimi eğitim kurumu, kimi tamamen belki de alakasız yerlerde çalışan mezunlarımız var. Benim, evet, anlatacağım bu kadar. Evet. Sormak istedikten, ha?
Alo. Öncelikle merhaba hocam. Benim iki tane sorum var. Bahsettiğiniz sunumla ilgili. Öncelikle yaptığınız sunum ve verdiğiniz kısa tarihçi gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ederiz bunun için. Ben önce laboratuvarlarla ilgili bir şey sormak istiyorum. 8 tane laboratuvarınız var ve hani Boğaziçi Üniversitesi'ne girdiğimizde Boğaziçi Üniversitesi bu 8 tane laboratuvarı öğrencilere açma konusunda hani bir de son 2 yılda artan 40 kişilik kontenjana baktığımızda derslerin işlenmesi ya da öğrenciyle öğretmen arasındaki ilişki ne yönde değişti ya da öğrenciler istediği gibi araştırmalarını yapabiliyor mu? Mesela sizin bilişsel süreçler laboratuvarınız vardı galiba. Hani bu buraya girip araştırma meraklısı olan birisi gerçekten bunu en etkin şekilde kullanabiliyor mu? Yani bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de şunu soracağım. Bahsettiğiniz kısa tarihçede birçok kişi psikoloji dışında matematik, fizik, biyoloji gibi alanlarla çok uğraşmış. Ve ben bu konuda aslında şöyle düşünüyorum. Psikolojinin, yani Boğaziçi Üniversitesi psikolojinin yan dal ve çap, yani çift anadal programında bence biyoloji ve matematik gibi bölümlere de yer verilmesi gerektiğini düşündüm. Ve onları göremediğimde bunu sormak istedim neden olduğunu. Çünkü ben hani böyle bir hedefim var yan dal veya çift anadal. Ve bu konuda biyoloji üzerine ya da matematik üzerine gerçekten yapmayı çok isterdim. Ama burada göremeyince biraz böyle oldum. Hani bu konuda da siz ne düşünüyorsunuz? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkürler. Çok hakikaten çok yerinde sorular. Şimdi bu laboratuvarlar dediğim gibi siz mutlaka web sayfasına gidin, girin. Hatta belki aslında şurada açabiliriz de. Girdiğinizde, şimdi bazı laboratuvarlarda, bu özellikle hayvan laboratuvarları için söz konusu. Aslında siz orada, şuraya bakın. Mesela Güneş hoca bunu direkt yazdı buraya. Yani işte laboratuvarda çalışmak istiyorsanız bana işte transkriptinizi, işte neden çalışmak istediğiniz falan materyalleri bana yollayın. İşte şu e-mail adresine yollayın. Ondan sonra biz değerlendireceğiz. Sonra bizim işte okuma gruplarımıza falan dahil edeceksiniz. Şimdi kimi laboratuvarlar dediğim gibi özellikle hayvan laboratuvarlarında böyle çok hızlı o şeyi var. Yani o yöntemle daha çok erkenden hazırlıklı bile dahil olabiliyorsunuz. Çünkü hayvan laboratuvarı aslında 24 saat şey isteyen, bakım da isteyen bir yer. Şimdi mesela bizim bilişsel tarafta bizim yürüyen araştırmalar temelinde gidiyor. Şimdi orada biz her hocanın şey tarzı farklı. Mesela benim biraz şöyle, ben araştırmalarım biraz da müzikle de ilgili olduğu için belirli bir alt şey istiyorum ilk önce. Yani bir istatistik olarak ondan sonra biraz müzik bilişi açısından. Ama mesela diyeyim ki Ali Bey de öyle değil, otobiyografik bellekte. O da şey, yani o Readings and Research diye bir ders tipi var. O derste öğrencilere açıp o derslerde okumalar yapıyorsunuz ve zaten laboratuvarın bir parçası oluyorsun. Yani o biraz böyle her hocanın nasıl bir şeyle rahat çalışabildiği, nasıl bir yöntemle rahat çalışabildiğiyle ilgili. O tabii bu sayıların son 2 yılda hani 2 misline yaklaşık çıkması, yani 54'ten 92'ye çıkması, 72 idi 92. Genelde bu Readings and Research dersi 3. ve 4. sınıfta alıyor öğrenciler. Şu ana kadar bir sorun yaşamadık. Çok laboratuvar var çünkü. Aramızda hani böyle o öğrencileri aslında paylaşabiliyoruz. Şu da var, yani biraz hoca olarak arttık, yani 2 kişi arttı. Ama bir yandan mesela eğitim kalitesinde zedelenmemesi istiyoruz. Yani bu bizim mesela hani hakikaten başarabilmemiz gereken bir şey. Ama daha o yeni 92'lik grup daha henüz o sınıflara, yani daha 2. 3. sınıflara gelmediği için şu an bir şey söyleyemiyorum. Ama bizim idealimiz bu tıkır tıkırlığı full sürdürebilmek bu rakama rağmen. Öbür soruda, o da önemli bir soru. Aslında şey, şimdi bu yan dal çap falan gibi şeyler beni aslında Boğaziçi'nde en heyecanlandıran şey, siz illaki çap yan dal yapmasanız bile mesela psikolojide bir böyle serbest seçmeler bohçası var. Ve siz eğer birinci, mesela bizim bir öğrencimiz böyle psikolojiye giriş dersinde işte Descartes'in falan, da o da mesela matematikten gelen, başka bir alandan da gelemez çünkü yok başka bir alan. Sosyoloji bile yok daha o dönemler. Mesela onun böyle bir matematikle ve evrenle ilgili bir kurgusu var. Bunu anlattığımda bir yine böyle matematik fen tarafına meraklı bir öğrenci matematik dersleri almaya başladı. Matrix teori falan. Ve onu alabiliyorsunuz. Zaten serbest seçmeli olarak alabiliyorsunuz. Ve siz o derslerde iyi olduğunuz zaman diğer daha
üst seviye dersler için o bölümün hocaları alan açıyorlar. Bir de böyle bir şey var, şöyle bir şey var. Bizim öğrenciler, psikoloji öğrencilerini derslerini almayı seviyor başka bölümler. Çünkü öğrencilerimiz çok motive, çok meraklı ve çalışkan bir öğrenci profil. Onu çok duyuyoruz. Ya çok seviniyoruz işte dersimde 3 tane psikoloji seçmeli öğrenci var. Onun için ben orada bir problem olacağını katiyen sanmıyorum. Buna fizik de dahil. Çünkü onların zaten daha fazla insanda alabilen bölümler. Biz daha çok şey olabiliyoruz. Yani siyasetten, işletmeden, şuradan, buradan bizden ders almak istiyorlar felsefeden. Ve biz böyle öğrenci sayımız yüksek olduğu zaman biz biraz daha böyle kapalı oluyoruz. Ama başarılı bir öğrencide bu ekstra koltukları biz bile açıyoruz. Diğerleri ama diğer bölümler daha açık. Yani orada bir sorun yok. Ve onu aslında çok vurgulamak istiyorum. Şey çok önemli, diploma yani orada ah yan dalım var, çift dalım var, şu bu falan değil. İyi programlar, iyi doktora programları sizin transkriptinizin içeriğine bakar. Yani mesela siyaset biliminden mezun olup, çünkü çap kararı ya da yatay geçiş kararını 4. sınıfta uyandı. Hatta öyle bir hocamız şimdi doktorasını bitirdi, yaz okulunda ders verdi Gizem. Geçişi yapamadı, çok geçti artık. Bizden birkaç ders aldı ve sonra psikolojiye doktoraya gitti ve şimdi Cornell'de doktorasını bitirdi. Çünkü oradaki program şeye baktı, psikoloji doktorasına alındı. Aldığı dersler ve referanslara baktı. Yani biz Türkiye'de böyle çok çekmece çekmece düşünüyoruz. İşte bir çift al, şu diplomam var, bu diplomam. Aslında nitelikli programlar içeriye bakar, transkripte şey değil, o ikinci, üçüncü var mı diye. Onun için orada sanki sorun olmaz gibi gelir. Hocam merhabalar. Merhaba. Öncelikle küçük bir sistemde bulunmak istiyorum. Açıkçası Boğaziçi Psikoloji benim ilk tercihim. Şu an mezun senemdeyim ve gerçekten gelmeyi çok istiyorum ama kendime ufak alternatifler koymuştum Boğaziçi Psikoloji'nin yanında. Ancak öyle bir sunum yaptınız ki şu an hani gelmezse geceleri uyuyamam gibi hissediyorum gerçekten. Yani bir yandan sistem edip bir yandan teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca benim sormak istediğim şey şu, çok geniş alanlarda çok güzel araştırmalarınız var. Bu cidden çok ilgi çekici. Benim mesela psikolojiye ilgimi başlatan şey Freud'tu. Yani internette Freud'tu. Freud. Sigmund Freud. Onu internette gördüğüm kadarıyla ve üstüne ufak araştırmalarla cidden çok ilgimi çekti. Ve benim açıkçası merak ettiğim şey şu. Duyduğum kadarıyla bu konularda çok derin bilgim yok maalesef. Boğaziçi'nde bilişsel psikoloji ve kognitif diye bir kelime duydum. Tam bilmiyorum ama bu ekol üstünden gidiliyormuş. Ve genel olarak öyle diye duydum. Ancak benim merak ettiğim şey şu. Ders seçimlerinde de bazı sorunlar yaşandığını duydum. Ben mesela buraya geldiğim zaman, Freud'a özel bir ilgim olduğu zaman bunu ne kadar alma şansım var? Tabii kişisel olarak bunun üstüne gidebilirim. Ancak okul bana bu konuda ne kadar özgürlük tanır bunu çok merak ediyorum. Evet, teşekkür ederim. O da çok güzel bir soru. Ve biraz klinik kısmına ve evlat muamelesi yaptım Freud'a falan psikodinamik ekibi. Aslında lisansta 200 kodlu ikinci sınıfta, yani birinci sınıfta böyle daha çok farklı farklı şeyler alıyorsunuz. Psikolojiden sadece birer ders alıyorsunuz. İkinci sınıfta böyle o alt alanları alıyorsunuz. Mesela buradaki şey, üçüncü alt alan şu. Şu klinik örgütsel, yani aslında uygulamalı tarafı, o alt alandan da ders almak zorundasınız zaten. 251 diye bir ders var, kişilik kuramları. Zaten kişilik kuramları deyince direkt psikodinamik ekolden başlanıyor, Freud falan ve orada başlıyor. Yani kendi lisansında da ben mesela okurken inanılmaz heyecanlandığım ve böyle kütüphaneden kitapları, bütün Freud külliyatını, sonra Gustav Jung, Erich Fromm okuyup beni inanılmaz beslemiştir. Yani o dersi alıyorsun, sonra işte psikopatoloji denen ders var, orada da var, o da lisans dersi ve sonra klinik psikoloji dersi var, o da lisans dersi. Biz bir tek hani ben biraz şeyi böyle biraz abartarak şey yapmak, böyle aktarmak istedim. Ne olursunuz, ha 4 yıl işte psikoloji bitirdim, bu dersleri aldım, ha dur arkadaşım senin derdin ne, gel anlat ben, ha bak işte burada bir sanki
işte diyelim ki işte ödipal bir şey görüyorum sende, bunu istemiyoruz çünkü daha ona hazır değilsiniz çevrenizle ilgili. Çünkü bir insan hakkında böyle teşhisler, diagnozlar koymak çok korkunç bir şey. Çünkü bir kere zaten çok esnek canlılarız ve böyle bir şey yapıştırmak, ha biliyor musun, o da zaten işte obsesif kompulsif. Ya bunu hiç sevmiyoruz. Onun için olabildiğince çok etik bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Bakın bilgiler bunlar ama sizin gerçek anlamda bu teşhisler falan ancak yüksek lisansta edinebileceksiniz. Yani o dersler var ve aslında çok ilginç Freud'un şöyle söylediği birkaç şey. Ben doktoramda ikisini biraz birleştirmek istemiştim. Çünkü bellekle de çok ilgili Freud ve unutma, bastırma bilişselden, yani kognitifle Freud'un söylediklerin, aslında Freud'un söylediği birçok bilinçaltıyla ilgili söylediği birçok şeyi 80'lerden sonra biz gayet deneysel bir şeyle, metodolojiyle bulmaya başladık. Yani birçok şeyi hakikaten öngörebilmiş, söylemiş bir insan. Tabii onu önceleyen insanlar da söylüyordu ama bunda aslında hiç böyle birbirinden kopuk şeyler de değil. Her şeyi birbirini besleyecek türden. Belki hani soru gelene kadar şey de söyleyebilirim. Yani kararınızı verirken ben şeyi önemsiyorum. Hani birlikte okuduğunuz insanlar hepsinin böyle aynı şeye sahip olması, merak, heyecan, onda böyle paylaşılması önemli. Yani ders çıkış mesela öğrencilerin sonra dersi konuştuğumuz bir şeyle ilgili tartışması mesela çok değerli bir şey benim için. Hocanın burnout olmaması, yani hocanın dersini zevkle vermesi, yani eğer siz bir hoca olarak bir üniversitede bir dönemde 4-5 ders veriyorsunuz, 3 bile çok fazla, hakkını vermek çok zor. Bu tip şeyleri de bence bakın. Ve üniversite çok önemli. Bölüm de tabii ki hani evet ben hep psikoloji okumak istiyorum ama inanın felsefe, sosyoloji herhangi bir bölüme girdiğinizde bile zaten o bölümden de ders, başka da bölümlerden ders alabileceksiniz. Psikolojiden de eğer psikolojiye giriş dersinde iyi bir performans gösterirsiniz. Üniversitenin şeysi de önemli, yani oradaki ortam ve bu esneklik, bu alışveriş, heterojen bir öğrenci topluluğu. Bunlar önemli şeyler bana sorarsanız. Evet. İşte. Ya da diyaframdan söyleyin oradan. Hocam size bunu sormak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Çünkü hani o kadar heyecanlı ve o kadar hoş bir yapınız var ki anlatırken cidden istenen öğretmen, yani hoca profilini çok güzel çiziyorsunuz. Ancak benim merak ettiğim şey şu. Yine burada okuyan bir arkadaşıma sorduğumda psikoloji bölümünde ve internetten araştırdığım kadarıyla sizin şu an hani bunun dışında olduğunuza eminim. Ancak akademisyenlerde bir ağır akademisyen, hani bir ciddi veya öğrencilerle arasında bir mesafe mi denir tam bilmiyorum ama öyle bir tavırları olduğunu gördüm. Yani şimdi özel okullara gittiğiniz zaman hemen şey yaptıkları, ilk söyledikleri şey genelde şey oluyor. Öğretmenlerimiz işte öğrencilerle arkadaş gibidir vesaire. Peki sizin dışınızda diğer akademisyenlerde, özellikle psikoloji bölümünde öğrenciye bakışları ve öğrenciyle ilgilenişleri nasıl bir tavır oluyor, yani onu merak ettim. Aslında şey isterdim, biz işte şimdi şeyde Temmuz'da mezuniyeti yaptık, işte veliler de geliyor, çok güzel oluyor böyle arka bahçemizde. Hani şunu duymak bizim hoşumuza gidiyor. Çok çekinerek geliyorlar. Hatta birinci sınıfta birinci sınıfları aldığım zaman böyle bir zaman alıyor o şey inşa etmek için, o güveni. Çünkü muhtemelen geldiğimiz okullar belki biraz daha otoriter. Liselerde biraz o ilişki belki daha böyle bilmiyorum nasıl. Bizde sınavlar dağıtılır, gösterilir. Yani bu şeffaflık çok önemlidir. Ve mesela aslında tersine söyledikleri şey, hani biz burada kendimizi rahat hissettik hocalarla. O şey yok. Tabii ki insanın, herkesin farklı farklı kişilikleri var. Yani gün birinde siz de bu tarafa geçerseniz, sizde de yani kişilikli, yani benim yapım böyle. Yani aslında çok içe dönük bir insandım burada öğrenciyken, çok kapalı falan. Hiçbir hocayla iletişime geçmezdim. Ama sonra böyle açılıverdik işte. Ama şey, yani o tarz farklılıklar olabilir ama ben şeyi de önemsiyorum. Biz öğrenciye müşteri olarak bakmıyoruz. Bizim şey kaygımız yok işte. Hani zaten yani o ihtiyaç olmaksızın o saygıyı ve şeyi oluşturabilmek bence çok değerli ve ben kendi bölümde de kendimi çok rahat ve çok güvende hisseden bir insanım.
böyle bölümümüzde böyle kuyunuzu kazan falan böyle şeyler hiç yok. Uyumlu bir bölümümüz ve o bence öğrenciye yansıyor. Bunu mezuniyetlerde duyabiliyoruz. Bizim hayalimiz sonra başladığınızda böyle ilk önce 2-3 soru soran, sonra 10, 20, 30, 50 soru soran bir genç insan olmanız 4 yılda. Yani soru sormak çok zevkli bir şey. Tabii psikolojiyle ilgili olacak yani bu şimdi. Arkadaşlar son bir sorunuz varsa alalım. Merhaba. Benim şey sorum var. Daha önce dediniz zaten çapa çok ihtiyaç duymuyor genellikle öğrenciler dediniz ama ya da merak ediyorum şu an. Daha bilmediğim için üniversite ortamını. Belki ihtiyacım olmaz ama çap yapılma oranı nasıl? Mesela kaç ortalama gerekiyor Boğaziçi'nde çap yapmak için? Gibi sorularım var. Evet. O değişebilir. Yani biz bölümde yani başka bir bölümde olup bizimle çap yapmak isteyenlerden ortama biraz yüksek olmak durumunda kalıyor. Çünkü çok talep var. Ama şunu da söyleyebilirim. Biz sadece ortalamaya da bakmıyoruz. Bu mesela yüksek lisans alımlarımızda da mesela atıyorum mesela 3.8, 3.9 ortalamalı bir öğrenci bizim yüksek lisansa giremiyor olabiliyor. Ama 3.3 ortalamalı girebiliyor. Çünkü o kişide aradığımız başka bir şey var aslında. Yani bazen yani böyle bir hani neyi araştırmak istediği ya da mesela çapı neden yapmak istediği. Yani sadece çap olsun da aile mutlu olsun, ben mutlu olayım, iki diplomam olsun, iki tane sigortam olsun değil de biraz daha bir başka bir şeyin peşine. Onun için yani bu illaki hani böyle çok şey değil ama tabii ki hep hani 3.3 ve üstü. Öte yandan bizim öğrencimiz olup başka bölümlerle çap yaparken ortamı bayağı daha mütevazı olabiliyor. Şaşırttı beni. Ama öyle. Çünkü tuhaf bir şekilde bizim öğrencimizin böyle çok iyi bir reputasyonu var. Bence çok hak ediyorlar çünkü hakikaten şey, bunu fark ediyoruz yani şey bir öğrenci, meraklı, ilgili, motive. Yani bu sınav bir şey ölçüyorsa onu ölçtüğünü düşünüyorum doğrusu. Yani öyle bir şey var, onun için öğrencilerimizi çap başvurularında kabul oranı bayağı yüksek gibime geliyor. Yani beni çok şaşırtan birkaç mesela çap alan öğrencimizi oldu ki olabilir yani şey, biraz asimetrik bir şey. Orada böyle bir şey var. Ama hani isterseniz bakabilirim sonra rakamları bulmaya çalışırız. Ama bir o istatistiği çıkarmamıştık. Başka şeyleri hep takip ediyoruz ama. Tamam. Teşekkürler. Tekrar çok tebrikler. Umarım çok mutlu olacağınız bir yere yerleşirsiniz. Sunumu için araştırma görevlisi, kusura bakmayın, doktor öğretim üyesi Esra Mungan'a çok teşekkür ediyoruz. Bir 10 dakika sonra sosyoloji sunumu ile devam edeceğiz. Çıkış için iki kapıyı da kullanabilirsiniz.